Hızla gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başladı. Bilimden sanata, alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok konuda kullanılan yapay zeka uygulamaları artık insanların da gündelik hayatında karşılaştığı bazı sorunlara öneriler sunmaya başladı. Mesela halk arasında yıllardır tartışmalara konu olan iyi bir karpuzun seçimi nasıl yapılmalıdır? Anadolu Ajansı ekibi olarak bugün onlarca karpuzun yer aldığı bir manav tezgahında yapay zekaya iyi bir karpuz seçimi yaptıracağız. Peki yapay zeka bizler için iyi bir karpuz seçebilecek mi? O köşedeki değil abi, şunu seç. Onlarca karpuzun bulunduğu manav tezgahında yapay zeka seçimini yaptı ve karpuz şu an gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Murat Asil görüntüleri yansıtıyor. Herhangi bir yarık falan var mı acaba, daha önceden kesilmiş? Hayır, karpuz. Kesinlikle. Yapay zekanın belirlemiş olduğu karpuzu manav tezgahında görevli abimiz şu an kesiyor. Evet abi, bir deneyebilir miyiz? Bir kesebilir miyiz abi? Nasıl yapay zekanın belirlediği karpuz? Bir içine bakabilir miyiz acaba? Kelek mi çıkmış acaba? Yoksa kırmızı mı? İçi sulu mu acaba? Geneli yerli tohum olduğu için. Evet, şu an yapay zekanın evet. Belirlemiş olduğu karpuzu kestiniz. Karpuzun içerisinin gayet sulu olduğunu görüyoruz. Evet. Siz nasıl bir yorum yapacaksınız acaba? Karpuz güzel karpuz. Yapay zeka karpuz seçiminde başarılı kardeşim. Renk olarak başarılı. Kırmızı karpuz seçti. Tatlı ve suluydu. Yani oldukça başarılı. Yapay zeka karpuzun iyisinden de anlayabilecek seviyeye gelmiş diyebiliriz büyük oranda. Zaten insanlarda da her zaman, biz insanlar da hiçbir şey %100 doğru, %100 başarılı yapamayabiliyoruz. Bizim de hata payımız olabiliyor. Gelinen noktada hani bilimsel literatüre baktığım zaman bu konudaki yapılmış çalışmalara bunun görüntü verisinden yüksek başarılı bir şekilde yapılabildiği ortaya çıkıyor. Evet. Buna şu yüzden şaşırmadım. Çünkü biz insanlar zaten şeye gittiğimiz zaman, bir manava, markete gittiğimiz zaman meyvelere öncelikle bakıyoruz. Yani gözlem, yani görüntü verisi kullanıyoruz aslında biz de. Karpuz seçiminde mesela ses verisi de kullanılabilir. Yani hani bazı insanlar üstüne vuruyorlar. Bu da yapay zeka modellerine dahil edilebilir. Ama şu anda ben baktım, inceledim uygulamalar. Şu anda sadece daha çok görüntü verisi kullanılıyor. Bu da mümkün. Çünkü zaten bir meyvenin taze olup olmadığı büyük oranda görüntüden anlaşılabiliyor. Ama bu yetersiz de kalabilir.